Merhaba arkadaşlar, Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde paragraf konusunu ele alacağız. Bildiğiniz üzere paragraf sınavlarda büyük bir soru yoğunluğuna sahip olan bir konu. İçerisinde pek çok konu alt başlığımız var paragrafta. Öncelikle paragraf konusuna giriş yapmadan önce paragraf kavramı üzerinde biraz durmak istiyorum. Paragrafı tanımak için, paragraf sorularını doğru ve düzgün bir şekilde çözebilmek için bu kavramı çok iyi tanımamız gerekiyor. Kavramın zihnimizde bir yer teşkil etmesi gerekiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, paragraf sözcüğü iki sözcükten oluşuyor. Yabancı bir sözcük, Latince kökenli bir sözcük. Para ve graf sözcüklerinden oluşan birleşik bir sözcük. Para bölüm ve parça anlamına geliyor. Graf ise yazı anlamına geliyor. Bunu Türkçeleştirdiğimiz zaman şöyle bir anlamımız çıkıyor. Yazı parçası ya da bölümce. Paragraf bir yazı parçası demektir. Bu tanımı bundan sonraki derslerimizde sıklıkla kullanacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi paragraf yazı parçası demekti. Peki paragraf ne işe yarar? Neden paragraf vardır? Paragraf yapmak zorunda mıyız? Yazı yazarken yazımızı paragraflara bölmek ne işe yarar? Bize bir kolaylık sağlar mı? Bütün bunları inceleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, sözcükler dilin en temel yapı taşıdır. Anlamlı en küçük yapı taşıdır. Tek başına anlama sahip olan dil içerisindeki tek yapı sözcüklerdir. Fakat bakınız, çocuk, dün, daha, fazla, anlaşılmak, gelişim gibi bir takım sözcükler yazdım buraya. Sadece sözcükleri kullanarak iletişim kuramayız. İletişim kurabilmemiz için duygu ve düşüncelerimizi karşı tarafa iletebilmemiz gerekir. Bunun için de cümlelerden yararlanırız. Duygu ve düşüncelerimizi yansıtan en küçük yapıya cümle adı verilir. Şimdi anlamlı en küçük yapı sözcük, duygu ve düşünceyi belirten, yargı anlam taşıyan en küçük yapıya da cümle diyoruz. Şimdi cümlede bir tane düşünce dile getirilir. Sporun çocuk gelişimi açısından vazgeçilmezliği her gün daha fazla anlaşılmaktadır. Buradaki sözcüklerden bir cümle kurdum. Burada bir düşünce dile getirdim. Dikkat ederseniz hatırlayınız, paragraf sözcüğünün anlamını yazı parçası olarak, bölümce olarak vermiştik. Sözcükler anlam taşıdı. Sözcüklerden yargı anlamı taşıyan cümle kurduk. Bu cümlelerden de bir düşünce birimi oluşturacağız. Yani birden fazla yargı anlamı taşıyan cümlelerimizi bir araya getireceğiz. Yargı anlamı taşıyan cümleler bir araya gelecek ve bir düşünce birimi meydana getirecekler. Fakat bu cümleler de birbirlerini tamamlayan, aynı konudan söz eden cümleler olması gerekiyor. Sporun çocuk gelişimi açısından vazgeçilmezliği her gün daha fazla anlaşılmaktadır. Bu cümlemizi devam ettiriyoruz. Özellikle de çocukların teknolojiye olan ilgisi onları hareketsiz ve sağlıksız bir yaşam tarzına itmektedir. Oysa ki spor çocuklar için sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda bilişsel, duygusal ve psikolojik olarak gelişmelerine de yardımcı olur. Bireysel yapılan sporlar çocuğun özgüveninin gelişmesini sağlarken, takım halinde oynanan oyunlar çocuğa paylaşmayı ve birlikte hareket etmeyi öğretir. Çocuklar için spor sadece fiziksel ve duygusal gelişim için değil, çocuğun geleceğe hazırlanması için de önemlidir. Dikkat edersiniz, yargı anlamı taşıyan cümleler, yani duygu ve düşüncelerimizi ifade eden cümleleri bir araya getirdim ve bir düşünce birimi, bir paragraf meydana getirdim. Paragraf işte bir düşünce birimidir. Bu yüzden paragraf yapmak gereklidir. Paragraf bu işe yarar diyoruz. O halde toparlayacak olsak, paragrafımızın tanımımızı yapacak olursak, aynı konu etrafında kümelenmiş, birbirini tamamlayan cümlelerden oluşan bir düşünceyi, olayı ya da haberi ileten yazı parçasıdır. Buradaki vurgulayıcı kavramlara baktığımız zaman yazı parçası olması önemlidir. Bunu unutmayacağız. Paragraf dediğimiz zaman paragrafın bir yazı parçası olduğunu düşüneceğiz, hatırlayacağız. Peki bu yazı parçasını nasıl meydana getirdik az önce okuduğum metinde? Aynı konudan bahseden cümleler oluşturdum. Bu cümleler birbirini
tamamladılar. Birbirini tamamlayan bir özelliğe sahipler ve bir düşünceyi dile getirdim. Bir düşünceyi anlatabilirim, olayı dile getirebilirim ya da bir haberi ifade edebilirim. Bunlar bu haberi, düşünceyi, olayı aktarırken yazdığım bütün cümleler aynı konudan bahsedecek ve bu da bir yazı parçası olacak. Bu yazı parçaları bir araya geldiğinde bizim yazımızı oluşturacak, kitabımızı oluşturacak, romanı oluşturacak, hikayeyi oluşturacak, makale, deneme, sohbet gibi yazı türlerini oluşturacak. Yazıda anlatmak istediğim düşünceyi paragraflara bölüyorum. Çünkü paragrafların her biri ayrı bir düşünce birimidir. Paragraf bu açıdan oldukça önemlidir sevgili arkadaşlar. Paragraf konusuyla ilgili, paragraf kavramıyla ilgili diyelim, bir takım alt başlıklarımız var. Paragrafı incelerken bakmamız gereken, üzerinde durmamız gereken bir takım kavramlarımız var. Bunlardan bir tanesi ise konudur sevgili arkadaşlar. Konu paragrafı oluşturmak için en ihtiyaç duyduğumuz temel noktadır. Yani şöyle düşününüz, yazılı ve sözlü her anlatımın mutlaka bir konusu vardır. Konusu olmayan bir anlatım mümkün değildir. Konuyu şöyle tanımlayacak olursak, paragrafta konu üzerinde fikir yürütülen, yazılan, görüş bildirilen olay, olgu ya da kavramdır. Yazarın ele aldığı, üzerinde durduğu şeydir. Başka bir deyişle konu yazarın ele aldığı ham maddedir sevgili arkadaşlar. Şimdi konuyla ilgili bir takım bilgilerimiz var. Konu genellikle giriş bölümünde yer alır. Paragrafın, yazının giriş bölümünde anlatılır. Bu nedenle bu tür sorular cevaplanırken giriş bölümü, paragrafın giriş bölümü dikkatlice okunmalıdır. Bir paragrafta sadece bir tane konu anlatılabilir. İkinci bir konuya geçilmişse ikinci bir paragraf yapılmak zorundadır. Bu alt başlıkla ilgili de anlatımımız olacak ilerleyen derslerimizde. Bir tane konu anlatılabilir bir paragrafta ve paragrafta bulunan bütün cümleler aynı konudan söz etmek zorundadır. Buradaki altını çizdiğim bölümlerle ilgili her bir ifadeyle ilgili bir soru tipimiz var. Sınavlarda karşımıza çıkan sorular var sevgili arkadaşlar. Paragrafı ikiye bölme sorularımız var mesela konuyla ilgili. Çünkü ikinci bir konuya geçtiği zaman yeni bir paragraf yapması lazım. Paragrafta yer alan cümlelerden bir tanesi konunun dışına çıkmışsa eğer o zaman düşüncenin akışı bozulmuştur. Bakın buradaki bilgiye dayanan bir soru. Paragrafta bulunan bütün cümleler aynı konudan söz etmek zorundadır. Bütün bunları çok iyi bilmeliyiz. Paragraf sorusunu doğru çözebilmek için bu kavramları bilmeliyiz. Şöyle düşünün, paragraf ele aldığımız bir sorunsa, eğer bir problemse, o zaman bu problemi tanımadan bu probleme ilişkin, bu soruna ilişkin çözümler üretemeyiz. Paragrafın konusunu bulabilmek için yazar ne söylüyor, yazar neyin üzerinde duruyor, parça hangi soruya yanıt olarak söylenmiş, yazarın anlatmaya çalıştığı nedir gibi sorular yöneltebiliriz paragrafa. Bu sorularla efendim paragrafın konusunu çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Paragrafta konu kavramıyla ilgili iki tane daha alt başlığımız var. Bunlardan bir tanesi genel konu, bir diğeri de sınırlandırılmış konu. Genel konu üzerinde pek çok söz söyleyebileceğimiz, pek çok farklı noktaya değinebileceğimiz kavramdır genel konu. Sınırlandırılmış konu ise paragrafımızda yer alan cümlelerin anlattığı şeylerdir. Cümlelerde anlattığım ifadeler, ele aldığım problem, ele aldığım sorun sınırlandırılmış konuyu ifade eder. Şöyle düşünelim, bunu örneklendireceğiz sevgili arkadaşlar. Örneğin kitap okumak kavramını ele alalım. Kitap okumak genel bir konudur ya da kitaplar genel bir konudur. Üzerine pek çok farklı noktadan söz söyleyebiliriz, düşünce ifade edebiliriz. Ama hepsini bir paragrafta anlatamayacağımıza göre bunların içerisinden kitap okumakla ilgili bir kavramı ele almak zorundayım. Örneğin kitap okumanın hayal dünyamızı geliştirmesine ilişkin bir konu anlatabilirim. Kitap okumak genel konu.
hayal dünyamızı geliştirmesi sınırlandırılmış konu olabilir. Ya da kitap okumanın kültürümüzü geliştirmesine ilişkin, kültürel faaliyetlerde bulunabilmemizi sağlamasına ilişkin bir şey anlatabilirim. Ya da kitap okumanın sosyal ilişkilerimizi geliştirdiğini anlatabilirim. Ya da kitap okumanın eğitimdeki başarıya katkısından bahsedebilirim. Vesaire vesaire. Pek çok şey ifade edebilirim. Genel konu ve sınırlandırılmış konu üzerinde düşünmemiz lazım. Şimdi bunu bir örnekle ele alalım. Sporun çocuk gelişimi açısından vazgeçilmezliği her gün daha fazla anlaşılmaktadır. Çocuk gelişiminden bahsediyor. Spordan bahsedilmiş. Özellikle de çocukların teknolojiye olan ilgisi onları hareketsiz ve sağlıksız bir yaşam tarzına itmektedir. Oysa ki spor çocuklar için sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda bilişsel, duygusal ve psikolojik olarak gelişmelerine de yardımcı olur. Onları geliştiriyormuş. Bireysel yapılan sporlar çocuğun özgüveninin gelişmesini sağlarken takım halinde oynanan oyunlar çocuğa paylaşmayı ve birlikte hareket etmeyi öğretir. Çocuklar için spor sadece fiziksel ve duygusal gelişim için değil çocuğun geleceğe hazırlanması için de önemlidir. Şimdi burada paragrafımızda genel konu olarak ne işlenmiş? Spor işlenmiş ya da spor yapmaktan söz edilmiş. Genel konumuz bu. Fakat spor yapmanın çocuklar üzerindeki, çocukların gelişimi üzerindeki etkisinden söz ettiği için spor yapmak ya da sporu genel konu olarak ele alabiliriz. Spor yapmanın çocuklar için önemini ise sınırlandırılmış konu olarak düşünebiliriz. Paragrafımızda konu kavramından sonra bir de başlık kavramımız var. Başlık paragrafın ya da yazının adıdır sevgili arkadaşlar. Başlığımızı şöyle tanımlayabiliriz. Başlık paragrafın adıdır. Her insanın nasıl bir adı varsa her yazının da bir adı olmalıdır. Yazının adı konurken konusu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yüzden paragrafın başlığı işlenen konunun ve verilmek istenilen ana düşüncenin kısa bir özeti olmalıdır. Başlığın konu hakkında bizleri bilgilendiren, ana düşünce hakkında ipucu veren en kısa ve ilgi çekici bir yapıya sahip olması gerekir diyoruz. Şimdi burada bir tanım yaptık. Burada önemli noktaların altını çizelim. Öncelikle paragrafın konusu hakkında bilgi vermeliymiş. Paragrafın konusu göz önünde bulundurulmalıymış. İşlenilen konunun verilmek istenen ana düşüncenin kısa bir özeti gibi olmalıymış. Yani bizim başlığımız ana düşünce ve konu ile ilgili olacak. Konuyu ve ana düşünceyi özetleyen bir nitelikte olması lazım. Bir diğeri de sevgili arkadaşlar kısa ve ilgi çekici olması lazım. Şimdi başlık konusu kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Ama paragrafın konusu kişiye göre değişmez. Mesela az önceki paragrafımızda bir başkası okuduğu zaman ben bu paragrafta konu olarak spor yapmanın sağlığa faydasını anladım dese yanlış olur. Paragrafların konusu değişmez kişiye göre. Öznel bir yargı değildir. Paragrafların ana düşüncesi kişiye göre değişmez. Fakat paragrafta başlık biraz daha değişkendir. Çünkü başlık kavramında şöyle bir unsurumuz var. Bakınız, kısa ve ilgi çekici. Şimdi ilgi çekici olması kişinin yaratıcılığıyla ilgilidir. İlgi çekici olmalıdır çünkü başlık bizim merak duygumuzu uyandırmalı, harekete geçirmeli. O yazıyı okuma isteği uyandırmalı. O kitabı diyelim, kitabın kapağını, başlığını okuduğumuz zaman biz de kitaba ilişkin bir samimi yaklaşım içerisinde bulundurmalı. Ya da bizi kitaba doğru çekmeli, kendisine çekmeli. Kitabı okuma isteği uyandırmalı. Bu açıdan ilgi çekici olmalı. Fakat bu ilgi çekicilik kişiye göre değişebilir. Ben bir başlık koyarım yazıya. Siz bunu beğenmezsiniz. Siz farklı bir başlık koyarsınız. Daha güzel bir başlık bulabilirsiniz. Yazıya, paragrafa, şiire, romana, öyküye gibi. Ama değişmeyecek olan tek şey nedir? Değişmeyecek olan tek şey koyduğumuz başlığın konu ile ilgili olmasıdır. Konudan bağımsız, konuyla alakasız, ana düşünceden bağımsız bir başlık yanlış bir başlık olacaktır. O zaman
Az önceki okuduğumuz metni ele alalım tekrar. Sporun çocuk gelişimi açısından vazgeçilmezliği her gün daha fazla anlaşılmaktadır demiştik. Genel konu olarak spor ve spor yapma demiştik. Sınırlandırılmış konu olarak paragrafın konusu spor yapmanın çocuk gelişimine katkısından bahsetmiştik. Şimdi bu paragrafa bir başlık koyalım. Ben spor ve çocuklar dedim. Ama siz başka bir başlık koyabilirsiniz. Mesela spor ve çocuk gelişimi diyebilirsiniz. Çocuk gelişiminde sporun etkisi diyebilirsiniz. Ya da spor yapmak ve çocukların gelişimi diyebilirsiniz. Yani konudan uzaklaşmadan en kısa, en yaratıcı başlıkları koyabilirsiniz siz de. Bu yüzden başlık kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Ama konudan uzaklaşmamak kaydıyla. Paragrafta üzerinde durmamız gereken bir diğer kavram da anahtar kelimedir. Anahtar kelimeler, paragrafta anlatılan konu ve ana düşünce hakkında ipucu veren, konunun sınırlarını belirleyen sözcüklere denir anahtar kelime. Anahtar kelimeler bize paragrafımızın, yazımızın sınırlarını belirler. Bizim hangi çerçevede, hangi sınırlar içerisinde düşünce belirteceğimizi ortaya koyan sözcüklerdir anahtar kelimeler. Az önce okuduğumuz, üzerinde durduğumuz, konusunu bulduğumuz, başlığını belirlediğimiz paragrafımızı ele alalım. Buradaki paragrafımızda anahtar kelime olarak bir kere çocuk spor sözcüğünü mutlaka çizmeliyiz anahtar kelime olarak. Çocuk ifadesini mutlaka çizmeliyiz. Gelişim ifadesini mutlaka çizmeliyiz. Çocuk gelişimi, spor yapmanın çocuk gelişimi üzerindeki etkisinden bahsetmişti. O halde paragrafımızın anahtar kelimesi olarak çocuklar, spor yapmak ve gelişim olarak belirleyebiliriz. Örnek sorumuz üzerinde biraz bilgilerimizi pekiştirelim. Paragrafımızı okuyalım ve anahtar kelimesini, konusunu ve başlığını bulalım. Paragrafımızı okurken mutlaka anahtar kelime olarak düşündüğümüz sözcüklerin altını çizelim arkadaşlar. Çocuğun sağlıklı yetişmesi, düzenli bir eğitim alması ve hayatında başarılı olması için huzurlu bir aile ortamına ihtiyaç vardır. Öncelikle çocuk kavramı mutlaka çizmem gerekir. Sağlıklı yetişmesi, çocuğun yetişmesini mutlaka çizmem gerekiyor. Ve eğitim alması, hayatında başarılı olması, huzurlu bir aile ortamı. Aile kavramını da çizmem gerekiyor. Çünkü bunlar önemli kavramlar. Nereden anladım? Şuradan anladım. Cümlenin iletmek istediği ifadelerdir bunlar. Çocuğun sağlıklı yetişmesi için aile önemlidir demiş bunlar. Aileye ihtiyacı vardır. Bu yüzden aile fertlerinden her birine çocuğun istenilen biçimde yetiştirilmesi için ayrı ayrı sorumluluklar düşermiş. Bütün aile fertlerine bir takım sorumluluklar düşüyormuş. Bu sorumluluğun büyük bir kısmını anne ve baba üstleniyormuş. Babaanne, anneanne ve dedeler ise zaman zaman bu sorumluluğa ortak olurlar. Anne ve baba bütün aile fertlerinin tavır ve davranışları çocuk için ideal örneklerdir. Çocuk bu hareketleri benimsemeye çalışır. Bu sebeple anne, baba ve aile fertlerinin çocuğun kişilik ve karakter gelişimine etkileri çok fazladır. Bakınız, paragrafın üzerinde durduğu kavramlar. 1. Çocuk kavramı üzerinde durmuş. 2. Çocuğun sağlıklı yetişebilmesi üzerine durmuş. Çocuğun yetiştirilmesi üzerine durmuş. 3. Aile fertleri üzerine durmuş. Aile ve aile fertleri. 4. Bunların sorumluluğu. Bu kavramları birleştirdiğimiz zaman çocuğun sağlıklı yetiştirilebilmesi için aile fertlerinin sorumluluğu vardır demiş. O halde şöyle düşünelim. Hemen anahtar kelimelerimizi bulalım. Çocuk yetiştirme. Bakınız söyledik zaten. Aile dedik. Ve sorumluluk kavramlarını söylemiştik. Konumuzu belirleyecek olursak, çocuğun yetiştirilmesinde aile fertlerine düşen sorumluluklar. Başlık olarak ben şöyle bir başlık koydum. Çocuk yetiştirmede ailenin sorumluluğu. Siz daha farklı bir başlık koyabilirsiniz paragrafa. Ama neyden uzaklaşmayacağız? Sadece konudan uzaklaşmayacağız. Bir başka örneğimizi inceleyelim. Kendini doğru ifade edebilme, dinleyenleri kolay ikna edebilme,
diğer insanlarla sağlıklı iletişim kurabilme güzel konuşmaya bağlıdır. Cümlenin üzerinde durduğu sağlıklı iletişim ve güzel konuşma. Güzel konuşmanın yaygın olduğu toplumlarda barış ortamını sağlamak, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri geliştirmek daha kolaydır. Bakınız burada hep güzel konuşmanın faydalarından bahsetmiş. Biz zaten güzel konuşmayı çizmiştik. Yöneticileri, avukatları, liderleri, tüccarı, iş adamlarını, öğretmenleri, diğerlerinden daha saygın ve başarılı kılan temel etkenlerden biri de onların etkili ve güzel konuşmayı bilmeleridir. Hala güzel konuşma üzerinde durulmuş. Bu nitelikteki kimseler söylemek istedikleri konuşma sanatının incelikleriyle ifade ettikleri için kendilerini dinletmesini bilirler ve herkesin kalbini kazanırlar. Çünkü bunlar Aristo'nun dediği gibi düşündüklerinin hepsini söylemez fakat söylediklerini düşünürler. Üzerinde durduğu nokta sağlıklı iletişim ve güzel konuşma. O halde anahtar kelimelerimiz sağlıklı iletişim ve güzel konuşma olarak belirleyebiliriz. Diğerleri ne işe yarıyor? Diğerlerinin hepsi güzel konuşmanın önemini kanıtlamak için ifade edilmiş diğer cümleler. Konu olarak da etkili ve güzel konuşmanın önemini söylemiş, anlatmış bize. Başlık olarak da konuşma sanatı ya da güzel konuşmanın önemi, etkili ve güzel konuşmanın önemi diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi şiirlerimizde, paragrafımızda konumuz var. Şiirlerimizde de tema vardır arkadaşlar. Tema kavramı önemlidir. Tema üzerinde düşünülen ya da üzerinde söz söylenen duygularımızdır. Duygu alanlarımızı ifade eder. Yalnızlık, ayrılık, işte yaşama sevinci, özlem, vatan sevgisi, anne sevgisi gibi kavramlar. Bunlar bizim temalarımızdır. Paragrafta konu kavramı vardır, şiirde ise tema kavramı vardır diyoruz. Şimdi şiirimizi okuyalım. İnsanlar, hepinizi seviyorum. İçinizde dostlarım, kardeşlerim var. Ey şehir, bütün hemşerilerim. Bayramınız bayramım, kederiniz kederim. Yoksullar, hastalar, zavallılar, sizler için gözlerimdeki pınar. İnsanlardan söz edilmiş ve insanları sevdiğini ifade etmiş. Ve bütün insanlardan dostlarım ve kardeşlerim diye söz etmiş. O halde Ziya Osman Sabah bu şiirinde, şiirinin bu bölümünde diyelim daha doğrusu, insan sevgisinden söz etmiş. Şiirimizin teması da insan sevgisi olarak belirlenmelidir. Bir diğer şiirimize bakalım. Var mı onun gibisi, var mı söyle? Taşır seni 9 ay karnı burnunda. Geceleri bölünür, uykusuz kalır. Yıllar yılları kovalar zamansız. Saçlarına aklar düşer vefalımın. Var mı onun gibisi, var mı söyle? Kimden söz ettiğini hemen anlamış olmalıyız. 9 ay karnında taşımıştır. O halde anneden söz etmektedir. Burada anne kavramı üzerinde durulmuştur. Yani annesine duyduğu duyguları dile getirmiştir. O halde şiirimizin teması da anne sevgisi olmalıdır sevgili arkadaşlar. Bir diğer şiirimize bakalım. Beni kör kuyulardan merdivensiz bıraktın. Denizler ortasında bak, yelkensiz bıraktın. Öylesine yıktın ki bütün inançlarımı. Beni bensiz bıraktın, beni sensiz bıraktın. Burada bir karamsar bir duygu hakim şiire. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bu dörtlüğünde bir ayrılık söz konusu. Nereden anladım? Beni bensiz bıraktın, bütün duygularımı, sana olan duygularımı da götürdün ve beni sensiz bıraktın, yani beni terk ettin. Bir ayrılık söz konusu burada ve kişiyi kör kuyularda merdivensiz bırakmış. Çünkü çok üzülmüş ayrılıktan dolayı. O halde burada bir ayrılık acısı çekildiği açıkça görülmekte. Şimdi sevgili arkadaşlar, paragraf sorularında her soru tipinde ayrı bir soru çözüm yöntemi uygulayacağız. Eğer size söylediğim soru çözüm yöntemlerini uygularsanız sorunun doğru yanıtına daha rahat ve kolay bir şekilde ulaşırsınız. Soruları %100 doğrulukta çözmeniz daha da kolaylaşır. Yani kafanızda herhangi bir soru işareti
kalmaz. Karar verirken çelişkiye düşmezsiniz. İşte sorun temel nokta burasıdır. Karar verirken çelişkiye düşmemek. Çelişkiye düşmemek için de sorunun doğru yanıtını bulmanın yöntemlerini bilmemiz lazım. Neyi, nerede ve nasıl bulacağımızı bilmeliyiz. İşte bu da ancak soru çözüm yöntemiyle olacaktır. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle paragrafta sorularını çözerken ya da bütün soruları çözerken soru kökünü okuyacağız. Soruyu okuduk. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir diye bir soruyla karşı karşıyayız. Paragrafın konusunu soruyor. Paragrafın konusunu sorulduğu zaman, paragrafın başlığı sorulduğu zaman hemen seçenekleri kapatacağız. Elimizde kapatacağız seçeneklerimizi. Seçenekleri hiç okumayacağız. Metni okuyacağız ve diyeceğiz ki burada ne anlatılmış diye sorusunu soracağız, yanıtımızı bulacağız. Çünkü seçenekler bizim zihnimizi bulandırmak için vardır. Doğru yanıt da bizi çelişkiye düşürürler. Eskiden bayram kutlamaları günümüzde olduğu gibi değildi. Eskiden. Bayramlarda el öpmek bugünkünün aksine para ve şeker almak için değil, saygı amacıyla gerçekleşirdi. Çocuklar yaşlıların elini karşılık beklemeden öperdi. Fakat büyükler bu saygıyı ödüllendirmek istediğinden para verimi ihmal etmezdi. Çocuklar arasında kaç para topladıklarının muhabbeti dönerdi. Bayram ziyaretleri sıkılarak değil bir eğlenceymiş gibi gerçekleştirilirdi. Küçük yerleşimlerde akşamları bayram yeri kurulurdu ve oradaki herkes bayram yerinde toplanıp eğlenirdi. Artık bu geleneklerden eser yok. Günümüzde bayram tatilleri turistik bir tatil gibi kullanılıyor ve büyüklerden uzaklara otellere gidiliyor. Neyden söz edilmiş paragrafta? Eski bayramlarla bugünkü bayramların farklı olduğundan söz edilmiş. Bu kadar. Bakınız soruyu çözdük. Sorumuzun yanıtını aslında belirlemiş olduk. Şimdi seçeneklere göz atabiliriz sevgili arkadaşlar. Bayramların birlik ve beraberliğe katkısı. Birlik ve beraberliğe katkısından hiç söz etmemiş. Eski bayramların şimdiki bayramlardan farklı. Zaten benim bulduğum ifadeydi. Bayramların kültürümüzdeki yeri ve önemi, çocukların bayramlarda harçlık toplaması. Seçenekleri kapatırsak, paragrafın konusunu, ana düşüncesini çok daha rahat bir şekilde bulabiliriz. Başlığını çok daha rahat bir şekilde belirleyebiliriz. Zihnimizi hiçbir şekilde bulandırmadan, seçeneklerin bizi yönlendirmesine izin vermeden paragrafın konusunu, başlığını ve ana düşüncesini bulabiliriz sevgili arkadaşlar. Bütün insanları dostun bil, kardeşin bil kızım. Sevincin ürünüdür insan, nefretin değil kızım. Zulmün önünde dimdik tut onurunu, sevginin önünde değil kızım. O halde şair Ataoğlu Behramoğlu dostluk ve kardeşlik kavramı üzerinde durmuş. Kızına öğütlerde bulunmuş. Dostluk ve kardeşlik kardeşliğin önünde, sevincin önünde durmaması gerektiğini, zulmün önünde durması gerektiğini ifade etmiş. Dostluk ve kardeşliği ön plana çıkarmış. İnsan sevgisini ön plana çıkarmış. O halde şimdi seçeneklerimizi açabiliriz. Bakınız insan insan dedik, dostluk dedik. O halde bu sorumuzun yanıtı da insan sevgisi olmalıdır. Sevgili arkadaşlar, bir başka sorumuza bakalım. Şimdi soruyu okuyalım. Nazlı öğretmen bu metni tahtaya yazdıktan sonra metnin anahtar kelimesini yazı olarak belirlemiştir. Nazlı öğretmenin bu kelimeyi anahtar seçmesinde kelimenin hangi özelliği etkili olmuştur diye bir soru sormuş. Şimdi metnin anahtar kelimesini yazı olarak belirliyor ise o halde metnin ana düşüncesiyle ilgili ve konusuyla ilgili de bilgi edinmiş olduk. Demek ki ana düşüncede konu da yazı kavramıyla ilgili olacak. O halde anahtar kelimesini yazı olarak seçmesinin nedeni sevgili arkadaşlar paragrafın konusuyla ve ana düşüncesiyle ilgili ipucu vermesi olmalıdır. Bir diğer soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın anahtar kelimelerinden biri
değildir diye ifade edilmiş. Metnimizi okuyalım. Bazen sağlık sorunları nedeniyle vücuda dışarıdan kan verilmesi, yani kan nakli yapılması gerekebilir. Nakil işleminin yapılabilmesi için nakledilecek kan belirli testlerden geçirilir. Bu testlerde çeşitli hastalıkların olup olmadığına bakılır ve kan grubu belirlenir. Kan gruplarının uyumuna bakılırken yapısındaki antijenlerin ve antikorların uyumuna bakılır. Eğer kan hastalık testlerinden başarıyla geçerse ve nakil yapılacak kişinin kan grubuyla uyumluysa nakledilir. Kan grubu uyumlu değilse kanın pıhtılaşması gibi olumsuz durumlarla karşılaşılır. Kan dışında bazen sadece kan pulcukları ya da plazma nakledilebilir. Neyden söz edilmiş? Kandan söz edilmiş. Kan naklinden söz edilmiş ve bunlar için testler yapılması gerektiğinin zorunluluğundan söz edilmiş. Eğer bu testler yapılmazsa bir takım sorunlarla karşılaşabilirmişiz. O halde sorumuzun, metnimizin anahtar kelimesi olarak kan nakli ve testler olmalıdır. Plazma ise metnimizin anahtar kelimelerinden birisi değildir. Çünkü kan naklinden elde edilebilecek ürünlerden bir tanesi olarak söz edilmiş. Bizim paragrafımızın anahtar kelimeleri, yani yazının, düşüncenin sınırlarını belirleyen kelimeler kan nakli ve bunun içinde yapılması gereken testlerdir diyoruz. Sorumuzun yanıtı A seçeneği olmalıdır. Sevgili arkadaşlar, bugünkü Türkçe dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.